Tövbe tövbe! Bir bu eksikti zaten. Çiğdem! Çiğdem kız, Çiğdem! Neredesin kız? Çiğdem! Kız neredesin? Çiğdem! Neredesin lan? Neredesin sen? Nerede? Kemiklerini kıracağım senin! O zaman dışarı çıkamazsın! Sokaklarda sürtemezsin! Sürtemezsin! Yahu dur, ne yapıyorsun? Katil edecek bu beni be! Lan girer peşin! Bırak bunu! Gel, gel, gel! Öleceksin be! Bırak! Ya, aklını mı oynattın? Bırakın beni, tutmayın beni! Ben nasıl benim yüzüne, başım önümde bile değmez! Bırakın, tutmayın beni! Anahtar uydurmuş kabus! Kapıyı bırak! Evde namus olmaz be! Ne oldu gene? Bu çocukların durumu büyüklerden daha kötü. Çoğu gözlerini burada açtı. Alman gençlerine özeniyorlar. Yarı Alman, yarı Türk bir nesil. Çok kötü, çok! Ama abi, Şehmuz'un kızı hem okula gidiyor, hem kardeşlerine bakıyor, bir de Kur'an kursuna gönderiyor. Evet ama... Neyse, ha Mahmut, sana inşaatta bir iş buldum. Sağ ol abi. Yarın sabah UBA'nın önünde buluşur gideriz, eyvallah. Kalk, kalk! Hadi, kalk! Hadi kalksana! Önce kalkman lazım. Çoraplarımı gördün mü? Burada! Alışırsın, alışırsın. Daha doğrusu alışmak zorunda. Madalyayı garantiledin, hala sabah köründe işe başlıyorsun. Madalya karın doyurmaz ki. Guten Morgen. Hadi yürüsene be! Sallanmasana, yürü, geç kalıyoruz. Evlenecek başka erkek bulamadın mı ha? Bulamadın mı? Bulamadım ulan, bulamadım! Sen göstersene erkekliğini bana! Göstersene erkekliğini! Göster! Erzincan'dan gelmemizin sebebi toprağa bağlı kişilerdi. Ne yazık ki bir babanın 5 oğlu olduğu zaman... ...bu baba öldükten sonra her kişiye 2 veya 3 veya 5 dönüm tarlatıyor. Yabancı olduğumuz için ikinci... ...insan olarak... ...muamele görüldük. İkinci insan muamelesi, yani ki bugün beyaz, siyah ayrımı. Burada modern köle hayatı yaşanıyor. Bu Almanya, benim veyahut da benim gibi yani, benim gibi gençleri baştan çıkaran bir bataklık. Neticede insan biliyor hapishaneye gelip yani. Bu tamamen feda edilmiş bir kuşaktır. Bakın önümde, Krieg dergisinde çıkmış olan bir röportajda... ...Almanlardan nefret ediyorum diyen 14 yaşındaki bir Türk delikanlısı ne diyor? Diyor ki, ich bin erst 14 und weiß schon nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich bekomme keine gute Arbeit, weil ich nicht zur Schule gehe. Yani iş gücü ihraç ettik. Ne ithal ediyoruz? Genç tutsun ithal ediyoruz. Federal Almanya'daki işçilerimizle ilgili ve bu sorunlarla ilgili çok şeyler söylenildi, yazıldı, anlatıldı. Bana kalsa bunların hepsi sati kaldı çünkü sorunun özüne inilemedi. Sorunun özü bence entegrasyon sorunu. Daha doğrusu bunu Türkçe somutlaştıracak olursak... ...toplumsal uyum sorunu. İşçi isteyen ülkeler, bu insanları niçin istediklerini biliyorlardı. Ucuz ve sağlıklı kişiler kullanmak. Ya biz, bizler? Hepsi 2060 lira.
110 lira kira. 90 lira taksit. Hı hı. 500 lira katın borcuna. 900 lira da bankaya. Çok güzel. İstife yani. Bu da sana. Bu da bana. Ama bunlarla ben ne yaparım ki? Sıkmazsak nasıl mark biriktiririz? Memlekette bir kat daha alırsak belki kurtuluruz. 3000 lira kira. 3000 daha gelirse 6000 lira. 6000 lira neye yeter? 200 Deutsche mark. Bir mark 30 lira. Achtung! 27610 an die Arbeit.